Bin Sports. Süper Lig'de dev randevu. Spor Süper Lig'de ara bitiyor, heyecan çift maç haftasıyla geri dönüyor. Haftanın sonucu en merak edilen maçlarının başında ise Fenerbahçe Trabzonspor rekabeti geliyor. Bu dev maç ve Süper Lig'in geri kalan bütün maçları Bin Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Spor Toto Süper Lig'de program şu şekilde. Spor Toto Süper Lig 34. hafta. 16 Mayıs 2023 Salı. 17, Demir Grup Sivas Spor Kasımpaşa, Bin Sports 1 20 İstanbul Spor Galatasaray, Bin Sports 1 4 k 20 Korendin Alanya Spor Tire Arabam.com Konya Spor, Bin Sports 2. 17 Mayıs 2023 Çarşamba. 17, Medipol Başakşehir Hangi Kredi Ümraniye Spor, Bin Sports 1 20 Vavakars Fatih Karagümrük Adana Demir Spor, Bin Sports 1 20 Ankara Gücü Fraport Tavantalya Spor, Bin Sports 2. 18 Mayıs 2023 Perşembe. 20.00, Fenerbahçe Trabzonspor, Bin Sports 4 k Spor Toto Süper Lig, 35. Hafta. 20 Mayıs Cumartesi. 16, Kasımpaşa İstanbul Spor 19, Galatasaray Demir Grup Sivasspor 19, Yukatel Kayseri Spor Korendin Alanya Spor. 21 Mayıs Pazar. 16, Hangi Kredi Ümraniye Spor Ankara Gücü 19, Adana Demirspor Beşiktaş 19, Fraport Tav Antalya Spor Medipol Başakşehir. 22 Mayıs Pazartesi, 20.00, Trabzonspor Vavakars Fatih Karagümrük. TRT Spor. Metin Öztürk. Biz, borçları sıfırlayıp gideceğiz diyoruz. Galatasaray 2. Başkan Metin Öztürk, biz, borçları sıfırlayıp gideceğiz. Türkiye Bankalar Birliği Anlaşması'ndan da çıkacağız, diyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un böyle bir planları değil hayalleri olduğunu düşünmüyorum, dedi. Galatasaray Kulübü'nün Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef tadındaki Özhan Canaydın konferans salonunda divan kurulu başkanı Aykut Alp Derkan'ın yönettiği toplantıya Başkan Dursun Özbey'in yanı sıra yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda üyeler 10 Haziran'da yapılacak tüzük tadil kongresi ve kulübün mali yapısına yönelik eleştirilerde bulundu. Başkan Dursun Özbey'in erken ayrıldığı toplantıda eleştirilere ikinci Başkan Metin Öztürk ile yöneticiler Levent Yaz ile Can Natan cevap verdi. Kulübün mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Metin Öztürk, hiçbir kulübün aklına borçları sıfırlamak gelmezken biz, borçları sıfırlayıp gideceğiz. Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız, diyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un böyle bir planları değil hayalleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu bile bu yönetimi takdir etmek için bir sebep diye konuştu. 23. şampiyon Galatasaray olacak. Lider oldukları Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacaklarını dile getiren Öztürk, başkalarının bırakın hedefleri, hayalleri olmayan şeyleri başarıyoruz. İnşallah cumartesi günü Sivas Spor maçı ya da 10 gün sonra Ankara gücü maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. 23. şampiyon Galatasaray olacak. Yaşasın Galatasaray ifadelerini kullandı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.